Bu İkinci Karabağ Savaşı olduktan hemen sonra Hindistan'dan da silah almaya başlamıştı. Yani bu aslında bugün konuşuyoruz ama yaklaşık 2 sene geçti herhalde. Belki biraz daha fazla olabilir. Bir zamandan beri oralardan silah temini yapıyor. Şimdi uluslararası silah ticaretinde sadece silah aldığı ülkeye bakmamak lazım. Sonuçta o ticari bir alan. Ama netice itibariyle bu paranın nereden geldiğini çok iyi değerlendirmek lazım. Hindistan'dan veya değişik ülkelerden alınan silah sistemlerinin parasını kim finanse ediyor? Bunu iyi değerlendirmenin uygun olduğunu ben düşünüyorum. Bir de Hindistan gibi ülkelerin, yani uzak doğudaki ülkenin kullanılmasının bir amacı aslında iz kaybettirmektir. Yani diyelim ki batıda A ülkesi, B ülkesi, C ülkesi veya kuzeyde bir başka ülkenin silah sistemleri yerine uzaktan verilmesi, ikame edilmesi, yani Hindistan gibi yerlerin seçilmesi aslında iz kaybettirme. Yani Ermenistan'ı destekleyen ülkenin, ana ülke veya küresel güçlerin kendi varlıklarını isteseler kendi silahlarını da verirler. Ama uzaktan bir ülkeden verdikleri için sadece böyle ticari bir şeymiş. Yani silah orada ucuzmuş, onlar da gitmişler, almışlar gibi bir imaj oluşturması olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla bu tabii paranın kimin verdiği, silahları kimin temin ettiği, o ülkenin onayı olmadan Hindistan'ın bu ülkelere silah satamayacağını da özellikle belirtelim. Dolayısıyla bu Hindistan olayı gerek Avrupa, gerek Batı'daki, gerek değişik ülke, isim vermeyelim, ülkelerin direkt silah vermesi yerine bu ülkeye yönlendirmesinin bir sonucu olaraktır. Ha, bu silahlar peki ne için alınıyor aslında, ona bakmak lazım. Biraz önce Zengezur Koridoru konuşuyordunuz. Yani bu silahlar fazla barış temini için alınmıyor. Bu silahlar gelecekte yine bir ne yazık ki bir savaş için hazırlanıyor. Yani ekonomisinin bu kadar iyi olmadığını düşünecek olursak, uzaktan gelen ülkelerin oralarda tatbikat yaptıkları, işte çeşitli personel eğittiklerini düşünecek olursak, burada gelecekte bir savaş olma ihtimalinin gene yüksek olduğunu ben değerlendiriyorum ne yazık ki. Bir türlü barışa ve istikrara bu bölge kavuşamıyor. Kavuşamamasının da temel sebebi işte Ermenistan gibi ülkelerin her tarafa hakim olma. Benzer konu Yunanistan'da da var. Bizim Türkiye için aynı düşünce yapısı var. Yani her şey onların, her şey işte kendileri bir tarih anlayışı oluşturuyorlar. Bu tarih anlayışı üzerinden de değişik bir tarih anlayışı, miladı çok değişik zamanlarda başlatıyorlar ve bu tarih anlayışı üzerinden de her şeyi hak sayarak, tabii bunu şımartan destekçileri de var. Bu destekçiler de işte birinin sorduğumuz gibi Hindistan'dan da silah getirtir, başka yerden de silah getirtir ve netice itibariyle bunları gelecekte olan bir kaos için hazırlandığını unutmamamız lazım. Dolayısıyla barış için burada, son söyleyeceğim şimdi söyleyeyim. Burada barış için güçlü olmak lazım. Yani eğer bir savaşılmasını istemiyorsak gelecekte, orduların, silahlı kuvvetlerin, ekonomik gücün, bütün milli güç unsurlarının güçlü olması lazım. Yoksa her yerden silah alırlar ve bir şekilde genelde bir çatışma ortamı hazırlanacaktır. Ben değerlendiriyorum özellikle. İlk silah alımları da hava savunma sistemleriydi. İlk, yani şu an değil, ilk başta. Hemen Karabağ Savaşı hemen 1 ay 2 ay sonrasında, ikinci Karabağ Savaşı hemen 1 2 ay sonrasında hava savunma sistemleri aldılar. Onun gerekçesini zaten biliyoruz. Siz vurguladınız ki, əslində Asiyaya yönəlir, amma Qərbin silahlarını alır, müəyyən dərəcədə iz itirir dediniz. Amma biz Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, Fransa olsun, Almanya olsun, İran vasitəsilə Ermənistanı silahlandırdığı haqqında faktları da nəzərə çatdırırıq. Onların üzərində də danışırıq. Yəni, həm də İranın üzərindən silahlandırırlar Ermənistanı. Onda nə ehtiyac var, nə gərək var ki, Hindistan, Cənubi Koreya, Çin kimi ölkələrin əlindən istifadə eləsin Qərb? Şimdi direkt kendileri derseler silah sistemlerini, bir Rusya ve Türkiye'de bir rahatsızlık oluşacak bu konuda. Çünkü şöyle, Türkiye NATO müttefiki, dolayısıyla direkt vermesi biraz Türkiye'de, yani her zaman yanımdan Türkiye'de kırgınlık oluşturacak. Rusya'da benim arka bahçeme bunlar acaba silah veriyorum adı altında kendileri mi geliyor diye Rusya'nın dikkatini kışkırtacak, çekecek. Dolayısıyla bunu bypass etmek için
Diyorlar ki biz kendi silahlarımızı göndermeyelim. Küçük bir etki de şu an Ukrayna'yı destekliyor. Bu da küçük bir etki. Çünkü buraya verecek silahların sayısal olarak Ukrayna'yı desteğini etkilemez. Ama yani bir de onu da diyelim. Ama asıl ilk söylediğim bölüm. Dolayısıyla biz parasını verelim. Hindistan üzerinden zaten sayısal olarak yani dünya ölçeğine baktığın zaman silah sistemlerin sayısı az aslında. Yani bugün mesela 18 tane 20 tane top bugün hiçbir şey değil. Yani bir tabur bile etmeyecek neredeyse bir tabur sayısındaki rakamlar. Bunlar dünya ölçeğinde çok küçük ölçekler. Yani büyük devletler için ama biraz önce söylediğim gibi kendileri direkt yaptıkları zaman bu ülkeleri rahatsız olacağını değerlendiriyorlar. Dolayısıyla bir bypass yöntemi olarak uzak doğudaki ülkelerden alındığı zaman yani kimin aldığı, kimin para verdiği sanki çok fazla belli olmuyormuş. Ve aynı zamanda da işte Türkiye gibi, Rusya gibi ülkelerde rahatsızlık edinmiyormuş diye düşünüyorum. Bir de Azerbaycan'ın şu anda Rusya ile gaz almıyor Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde şeyi var. Kuzey yakın 1 ve 2'ler zaten patladı. Dolayısıyla Azerbaycan Kafkaslardaki enerji yatakları da önemli. Şimdi Rusya'dan almıyor. Peki Azerbaycan gibi yani Hazar Denizi'nin oradaki gaz yataklarından buraya batıya doğru petrol ve özellikle doğal gaz akışı var. Şimdi bunda da bir kırılma istemiyorlar. Dolayısıyla biraz önce sorduğunuz soru cevabı hemen askeri yönden yön kaybettirmek hem de enerji denklemi açısından da Azerbaycan'ı kırmamak üzerine olduğunu ben değerlendiriyorum.